Evet, Yunus Hoca ile soru çözümüne ve soruda bilgi öğrenimine hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber dünyanın ekseninin eğikliğini öğrenmiştik. Bu eksenin eğikliği ile alakalı bazı olasılıklar ortaya çıkıyor. Bu olasılıkların ne olduğuna bakacağız. Bak, dünyanın ekseninin eğikliğini animasyonlarla, bol görsellerle biz işledik. Yukarıda kart var bak, eğer benden dinlemediysen bir kere dinlemeni tavsiye ederim. Çünkü biz orada animasyonlarla... Bol görsellerle işliyoruz derse. Şimdi bugün çözeceğimiz sorular önemli sorular. Dünyanın eksen eğikliği 23 derece normalde. Ama bize bazı sorularda şöyle soruyor. Dünyanın eksen eğikliği artsaydı ne olurdu? Azalsaydı ne olurdu? Ya da hiç olmasaydı ne olurdu? Bu 3 olasılıkla alakalı 3 ayrı soru hazırladım. Ve bu üç ayrı soruyu şimdi animasyonlarla beraber tamamen kafamızda oturtarak öğreneceğiz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Diyor ki dünyanın eksen eğikliği 23 derece değil de... 40 derece olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Yani şu birinci şekil 23 derece 27 dakikalık ekseni ekleyeni gösteren şekil. İkinci şekilde diyor ki 40 derece olsaydı ne olmazdı diyor. Şimdi sorumuz kenara çekilsin ve sağ tarafta şekillerimize bakalım. İlk önce dünyamız gelsin. Bakın dünyamız bizim normalde 23 derece 27 dakika eğik. Eğilsin dünyamız. Bu eğiklik olduğu zaman kuzey yarım kürede yengeç dönencesi oluşuyordu. Güney yarım kürede de oğlak dönencesi oluşuyordu. Bu dereceler de 23. derecelerde, 23. enlemlerde. Bunun özelliği neydi? Dünyanın ekseni 23 derece eğik olduğu için güneş ışınları da en fazla 23 derece kuzey ve 23 derece güney paralellerine kadar dik düşebiliyordu. Bu yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi arasında güneş ışınları gidip geliyordu. Neden 23 derece paralelleriydi? Çünkü dünyanın ekseninin eğikliği 23 dereceydi. Şimdi bir de Kutup daireleri oluşuyordu. Kutup dairelerinin derecelerini de şöyle buluyorduk. Güneşin en son nereye kadar çıkabildiğin 23 dereceye kadar. 90 derecelik bir tamamlama açımız var. 90 dereceden 23 dereceyi çıkarttığınızda 66 derecelik bir fark kalıyor. İşte 66 derece gelsin çizgimiz bakın. 66 dereceler de bizim kutup dairelerimizi oluşturuyor. Yani şöyle bir başa dönersek. Bizim dönencelerimizin o derece rakamlarını belirleyen aslında dünyanın ekseni ekliymiş. 23 derece eklikten kaynaklanıyordu. Kutup dairelerinin rakamlarını belirleyen şey neymiş? Bu dereceleri 90'dan çıkartıyoruz ve kutup dairelerimiz ortaya çıkıyor. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Şu an gördüğümüz animasyon dünyanın şu an gerçekte olan şey. Şimdi bize olasılık soruyor. Diyor ki bu eğiklik 23 derece olmasaydı da 40 derece olsaydı ne olurdu? Sen ne yapacaksın sana böyle bir soru sorulduğunda? Hemen sorunun kenarına 40 derece dünyanın eğik olduğu bir şekil çizeceksin. Gelsin şeklimiz. Bakın şimdi buna bir 40 derece şöyle bir eğim verelim. 40 derece eğimi verdim mi? Tamam. Yukarıda 23 dereceye kadar çıkabilmişti güneş ışınları. Peki bu alttaki şekilde ne olacak? bu sefer güneş ışınları 40 derecelere kadar dik düşebilecek. E neden? Çünkü dünyanın eğikliği 40 dereceye çıktı artık. O zaman güneş ışınları bakın 40 derece aralarında gidip gelebiliyor. Peki şimdi alttaki şekilde bir de kutup dairelerinin yerini belirleyelim. Kutup daireleri nasıl belirliyorduk? 90'dan çıkartıyorduk. O zaman 90'dan 40'ı çıkarttım 50 kaldı. Ha. Demek ki kutup daireleri 50'den geçecek bu şekilde. Bunu da yaptım. Tamam. Eğer bunu çizebiliyorsan sorunun kenarına o zaman soruyu yapmışsın demektir. Şimdi yorumlamaya başlayalım. A. Şıkkı diyor ki matematik iklim kuşakları sınırları değişirdi. Matematik iklim kuşakları neydi? Matematik iklim kuşakları üstteki animasyona bakın. Matematik iklim kuşakları şuydu. 23 derece dönenceler arasında tropikal kuşak diyorduk. 23 ile 66 derece paralelleri arasında orta kuşak diyorduk. 66'nın üstüne de kutuplara kadar olan bölgeye de kutup kuşağı diyorduk. Şimdi aynı kuşakları bir de alttaki olasılığımızla yerleştirelim. Bakın tropikal kuşağı. Tropikal kuşağı yerleştirdim. Orta kuşağı yerleştirdim. Şimdi de kutup kuşağını yerleştirdim. Yani A şıkkında matematik iklim kuşakları sınırları değişirdi diyor. Değişti mi bakın birinci ile ikinci arasında? Evet. Birinci ile ikinci arasında matematik iklim kuşaklarım değişti. Ne yaptım? A şıkkını elemiş oldum. B şıkkı. Tropikal kuşak genişlerdi. Bak hiç ezber yapmadım. Bakın alttaki şekle. Tropikal kuşak önceden 23 derece paralelleri arasındaydı. Şimdi... Şimdi 40 derecelere kadar çıktı. Yani tropikal kuşak genişlemiş oldu. Ezberlemiyorsun. Aynı bu şekilde çiziyorsun soruyu. Ona bakarak hemen yapıyorsun. Ne yaptık? B e şıkkını daha elemiş olduk. C şıkkı. Güneş ışınları daha geniş alanlara dik gelirdi. Evet. Bakın şimdi birinci şekle. Önceden 23 derece paralelleri arasında dik geliyordu güneş ışınları. Şimdi Şimdi 40 derece paralelleri arasında güneş ışınları dik geliyor. Yani benim güneş ışınlarının geliş alanları daha da genişledi mi? Genişledi hocam. Yani C şıkkı da oluşuyormuş demek. D şıkkına bakalım. Orta kuşak daralırdı. Bakın şimdi orta kuşağa. Orta kuşak 40 ile 50 derece paralelleri arasına sıkıştı. Yani orta kuşak daralmış oldu. Kutup kuşağı genişlerdi. E bakın 50'nin üstü kutup kuşağı oldu. Kutup kuşağı genişlerdi. Ne yaptık hepsini? Hepsini şekle bakarak yorumluyoruz. Ezber yapmıyoruz. Yani D şıkkına da ulaşabilirdik. Şimdi D bakalım. Diyor ki Türkiye'de yazlar daha soğuk geçerdi. Türkiye'yi yerleştirelim şimdi alttaki şekle. Bir de üstteki şekle yerleştirelim. Şimdi bakın Türkiye üstteki şekildeyken güneş ışınları Türkiye'ye yaklaşabiliyor muydu? 23 dereceye kadar yaklaşabiliyordu. Türkiye daha kuzeyde kalıyordu. Güneş çok fazla yaklaşamadığı için çok da fazla ısınamıyorduk biz. Ama şimdi alttaki şekle olasılığa bir bak. Türkiye'ye artık güneş daha fazla yaklaşıyor. Hatta 40 dereceye kadar çıktığı için Türkiye'ye dik açıyla bile gelebiliyor. Yani Türkiye aslında ikinci şekilde daha sıcak olurdu. Türkiye'deki yazlar daha soğuk geçerdi demiş. Hayır, Türkiye'deki yazlar daha sıcak geçerdi. Yani cevabımız eşik olmuş oldu. Bakın ne yaptık? Ezberlemedik. Ezber yapmadık. Ne yaptık? Bize sorduğu olasılığı yanına çizdik, ona baktık ve yorumladık. Bu kadar. Ezber yapmamıza gerek yok. Ne yapalım şimdi hemen ikinci soruya bakalım. Onu da yorumlayalım. Evet şimdi bak ikinci soruda diyor ki dünyanın ekseni 23 derece değil de 10 derece olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer de 23 dereceden biraz daha az eğimli bir dünya çizeceğiz. Alt tarafa çizelim yeni dünyamızı. Bakın bu seferki ne? 23 dereceden biraz daha eğimi azalmaya başlıyor. Evet azaldı azaldı 10 derecede durdu. Şimdi bakın bu seferki eksen eğikliği biraz daha az. Hemen yerleştirelim o zaman bizim dönenci çizgilerimizi. Diyor ki 10 dereceye kadar çıksaydı güneş ışınları. Ha, demek ki 10 derece çizgilerini çizdim bak. Demek ki benim güneş ışınlarım en fazla 10 derecelere kadar çıkabilirdi. Benim dönencelerim buralar olurdu. Bunu yerleştirdim. Peki hocam kutup dairesi nereden geçerdi? 90'dan 10 dereceyi çıkarttım. 80 dereceden geçerdi. Yukarıya bakın, 80 derece kutup dairesini çizdim. Şimdi iklim kuşaklarını yerleştirelim mi? Bakın, tropikal kuşak 10 dereceler arasında kaldı. Orta kuşak ne kadar genişledi? Bakın, 10-80 dereceler arasında. Kutup kuşağı 80'in üstündeki alan. Bunu da yerleştirdim. Şimdi soruyu yorumlamayı öğrendim. Aşkında diyor ki, mevsimlerin belirgin olarak yaşandığı alan genişlerdi. Buraya biraz eksik yazmışım. 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı alan genişlerdi. 4 mevsim nerede yaşanır? 4 mevsim orta kuşakta yaşanır. Şimdi Orta kuşağa bakın. Üsttekine göre. Üstteki şekilde orta kuşağımız bizim daha dar. 23 ile 66 arasındaydı. Alttaki şekle bakın. Orta kuşak ne kadar geniş. Ha o zaman hocam 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı alan ne yapardı? Genişlemiş olurdu. Yani A şıkkını ne yaptık? Elemiş olduk. Bu olurdu dedi. Diğeri. Soğuk iklimlerin etki alanı daralırdı. Soğuk iklimler kutup bölgesinde yaşanıyor. O zaman soğuk iklimlerin etki alanına bakalım. Birinci şekilde 66'nın kuzeyinde daha geniş bir alana sahipti. Şimdi ikinci şekle bakın. İkinci şekilde sadece 80'in kuzeyinde var. Yani ne yaptı? Soğuk iklimlerin etki alanı daralmış oldu. B şıkkını ne yaptı? Gelemiş olduk. C şıkkı aydınlanma çemberlerinin hareket alanı daralırdı. Bu önemli şimdi bakın. Aydınlanma çemberi neydi? Aydınlanma çemberi gece ile gündüzü birbirinden ayıran sınıra diyorduk biz. Aydınlanma çemberi nereler arasında yer değiştiriyordu? Aydınlanma çemberi kutup noktalarıyla kutup daireleri arasında gidip geliyordu. Şimdi birinci şekle bak. Birinci şekilde aydınlanma çemberi kutup noktasına bak. Kutup noktasından kutup dairesi olan 66'ya kadar gidebiliyordu. 23 derece eklik olduğunda. İkinci şekle bak. İkinci şekilde artık 66'ya kadar gidemiyor. 80'e kadar gidebiliyor. Ne yaptı bakın aydınlanma çemberinin hareket alanı? Aydınlanma çemberinin hareket alanı daralmış oldu. Yani sen bunu mantıken kavramış oluyorsun. Değişkına bak. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı Artardı diyor. Şimdi birinci şekle bak. Birinci şekilde gece ile gündüz arasındaki zaman farkını nasıl buluyorduk biz? Aydınlama çemberimiz vardı. Aydınlama çemberini koyduk. Bakın kuzey yarım küreye. Kuzey yarım küredeki gecelere bakın. Bir de gündüzlere bakın. Birbirinden ne kadar uzaklar. Birisi uzun, birisi kısa. İşte demek ki aydınlama çemberi ne kadar yamulursa gece ile gündüz arasındaki zaman farkı o kadar artıyor. Ama aydınlama çemberi ne kadar böyle dikleşmeye başlarsa o kadar bu zaman azalmış oluyor. Şimdi alttaki şekle bakalım. Eğikliğimiz biraz daha az. Eklemimiz az olduğu için aydınlanma çemberi de biraz olsun düzelmeye başladı bakın. Düzelmeye başladığı için gece ile gündüz arasındaki zaman farkı da azalmaya başladı aslında. Yani artma değil azalma gerçekleşti. Yani cevabımız D şıkkı. E'yi yorumlayalım. Kutup daireleri 80 derece enleminden geçerdi. Hemen bakalım şimdi şeklimize. Evet bakın şekle. Kutup daireleri nereden geçiyor bak. 80 dereceden geçiyor. Evet şimdi son soruya bakıyoruz. Diyor ki bu sefer soruda. Dünyanın ekseni ekliği hiç olmasaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Bu sefer dünyanın ekseni eğikliği hiç olmayacak. Çizelim o zaman hemen sorunun kenarına bu şekli. Bakın alttaki şekle. Dünyada hiç ekseni eğik olmayacak bir şekilde çizdik. Yani dik bir şekilde çizdik. Ha hocam bu sefer her şey değişir. Neden? Bu sefer güneş ışınları her zaman ekvatora dik düşer. Dünya bir kuzeye bir güneye güneş ışınları dik düşmeyeceği için... Sürekli ekvatora dik güneş ışınları. Şimdi bakalım nasıl olasılıklar gerçekleşiyor. Bak şimdi. Bir, orta kuşak oluşmazdı. Evet, güneş ışınları ekvatora dik Bu sefer dünyada tam 45 derece oluşurdu bakın. Kuzey ile güney arasındaki o açı değeri 45 derece olurdu. 45 derecenin kuzeyi kutup kuşağı olurdu. 45 derecenin alt kısımları tropikal kuşak olurdu. Orta kuşak oluşmazdı yani. A şıkkını ne yaptık? Elemiş oldu. B şıkkı. Güneş ışınları sürekli ekvatora dik düşerdi. Evet. Güneş ışınları bir kuzeye bir güneye dik düşmeyeceği için sürekli ekvatora dik düşecek. Biz bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Eksen ekliği ve sonuçları videosunu izledik oradan biliyoruz. İzlemediysen yukarı tıkla izle. Öğren animasyonlu bir şekilde. Yani B şıkkı güneş ışınları sürekli ekvatora dik düşerdi. Evet doğru. B şıkkında ne yaptık? Elemiş olduk. C şıkkı yıl boyu gece gündüz süresi eşit olurdu. Bak şimdi dünya dik duruyor dünya dik durunca aydınlanma çemberi nereden geçecek? Tam kutup noktalarından geçti. Tam kutup noktasından geçtiği için bakın şimdi 12 saat gece 12 saat gündüz iki tarafta da gece ile gündüz eşit oldu birbirine. Evet neymiş demek ki? Yıl boyu gece ve gündüz süresi eşit olurmuş. C şıkkını da elemiş olduk. D şıkkına bakalım. Aydınlanma çemberi sürekli kutup noktalarından geçerdi. Bak şimdi aydınlanma çemberine dünya dik durduğu için aydınlanma çemberi Kutup noktalarından geçiyor. Zaten kutup noktalarından geçtiği için gece ve gündüz birbirine eşit. D'yi de elemiş olduk. Eşkına bakalım. Dört mevsim her yerde belirgin olarak yaşanırdı. Bakın şimdi soruya. Dört mevsimin yaşanabilmesi için orta kuşağın oluşması gerekiyor. Şeklimizde orta kuşak oluşmuş mu? Orta kuşak diye bir şey kalmamış ortada. O zaman dört mevsim her yerde belirgin olarak yaşanırdı diyemeyiz. Dört mevsim diye bir şey olmazdı. Tropikal kuşak sıcak iklimler olurdu ve kuzeyde de soğuk iklimler olurdu. Yani ortada dört mevsim yaşayacak bir alan oluşmazdı. Evet ne yaptık bugün? Ekseni ikliği fazla olsaydı, az olsaydı, hiç olmasaydı gibi yorumları öğrendik. Bunu nasıl yorumlayacağımızı öğrendik, nasıl çizeceğimizi öğrendik. Önemli bir bilgiydi. Ne diyoruz Yunus Hoca'yla? Bir defa çöz, bir daha asla unutma. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.